Webinar programımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün konuğumuz Tuğç Yıldırım, Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden kendileri konuğumuz. Bugün doktora sonrası araştırmaları kapsamında TÜBİTAK'tan aldığı destekler noktasında deneyimlerini bizimle paylaşacak değerli deneyimler. Özellikle başvuru süreci, hazırlıklar ve sonrasında karşılaştığı durumlar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak. Ben sözü kendisine vermek istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi hocam doktora sonrası derken biliyorsun onun bir kodu var TÜBİTAK'ın 2219. Evet. Ben işte 2018 yılında başvurmuştum. Kazandım Ağustos'ta ve 2019 Şubat'tan 2019 Ağustos'a 6 ay boyunca Paris'te bulundum. Misafir öğretim üyesi olarak gidiyorsunuz. Zaten 2219 yani BİDEP diye geçiyor kısaca. Bilim İnsanı Destekleme Projesi. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı. Ondan sonra şuma. Benim Fransa'yı tercih etmemin, Paris'i tercih etmemin sebebi yüksek lisansım ve doktoramı da orada yapmış olmamdı. Bir de hazırladığım projenin doğrudan orasıyla alakası olmasıydı. Ben sinema tarih yazımı ve tarih yazımı arasında kesişen aynı zamanda kültür tarihini, kültürel tarihini, sinemanın kültürel tarihine giren alanlarda bir proje hazırladım hocam. Bunun üzerinde de hani bayağı da düşünüyordum yani 2015'te yazdığım, yayınlattığım makaleler vardı. İşte 2016'da yine makaleler çıkmıştı. 2017'de bir Ankara'ya gittim. O da benim için iyi oldu çünkü şuydu hani ben bir sinema tarihçisiyim. İşte Türk sinemasının kültürel ve estetik tarihleriyle ilgileniyorum ama projemi sinema tarih yazımının üzerine yapılandırırken tabii birkaç araştırma yapabildiğimde göstermem gerekti diye düşündüm. Bizde pek bilinmeyen yani bizde sinema tarihçinin öncüsü kitabı bağlamında 1962'de çıkan Türk sineması tarihi dünden bugüne kitabı bağlamında Nijat Özön. Fakat onun yazdıklarını aktarmak yerine ki genelde Türkiye'de bu yapılıyor. Ben analiz etmenin doğru olduğunu düşündüm. Çünkü Nijat Özön'ü okuduğumda ki kendisi de çok önemli bir frankofon entelektüel de aynı zamanda. Sanat ve endüstri olarak bir sinema tarihi yaklaşımı vardı. Ve bu yaklaşımın hani sinema tarih yazımının Marksist ustalarından, öncülerinden George Sadul'a gittiğini anladım. Onun kitaplarını biliyordum. İşte Sadul da bir Fransız sinema tarihçisi. Ben de işte Sadul'un Özön'ün etkisi üzerinden Fransız sinema tarih yazımının Türk sinema tarih yazımına etkisi diye bir araştırma projesi hazırladım. Ve kabul ettirdim. 6 aylık burs aldım. İşte gittim. Orada şu çok hoş oldu. Yani sadece araştırma yapmakla kalmadım. Fransızların da çok ilgisini çektiği için çok önemli bir seminer verdim. Eğer isterseniz o semineri bir yani ekran görüntüsünü paylaşabilirim sizinle. Tabii tabii hocam. Şimdi öncelikle tam araştırma başlığınız neydi hocam? Çok güzel başlığınız. Sordunuz. Şimdi hatırlamaya çalışacağım. Tam araştırma başlığı. Yani ne diyeyim, şöyle işte, George Sadul'un Nijat Özen'in sinema tarih yazımının üzerindeki etkisi gibi ya da veya şey modern sinema tarih yazımına, modern Türk sinema tarih yazımına Marksist ve ulusalcı bir giriş. George Sadul'un sinema tarihi, George Sadul'un Nijat Özen'in sinema tarihçinin etkisi şeklinde hazırladım diye düşünüyorum hocam. Çünkü bildirim de 2017 Ankara'da sunduğum bildirim evet. Bu şekildeydi. Yani bizde modern, Marksist ve ulusalcı sinema tarihi yaklaşımımız Nijat Özön'le başlıyor. Onun da sonuçta her aydının, her araştırmacının, her tarihçinin bir kültürel bagajı vardır. Yaptığı okumalar vardır. Özön'ün de kültürel bagajı sinema tarihçiliği alanında George Sadul'dan ileri geliyor diye ben bir sav ileri sürdüm. Böyle bir proje yapılandırdım. Tarih yazımı metodolojisi içinde kalarak. Şimdi hocam, evet, şimdi sosyal bilimlerde tabii ki şey almak, burs almak, fon almak özellikle Türkiye'de evet. Biraz zor. Şimdi daha önce de seninle konuştuğumuz için o konu da çok önemli. Yani şimdi klasik anlamda sinema tarihçiliği anlamında oraya gittik, işte araştırma yapmak maksadıyla gittik durumu değil ama biraz daha böyle farklı bir şekilde sunulması gerekiyor projenin. İşte sinema önemli bir tanıtım aracı, iletişim aracı. Dolayısıyla evet. Bizim bu kanalları etkin şekilde yapmamız gerekiyor şeklinde. Evet. Yani bu sunulurken TÜBİTAK'a, yani doğrudan bir tarih yazımı şeklinde değil ama
hangi noktaların ön plana çıkarılması söz konusu oldu sizin için? Hocam ben önce şuna dikkat ediyorum. Hani ister sosyal bilimler alanında olsun, ki bizim alanlar çok beşeri alana gidiyor, beşeri bilimler alanına gidiyor. Bence TÜBİTAK'a başvuracak olan akademisyenler hazırladıkları proje ile ilgili hani ceplerinde veya koltuk altlarında birkaç bilimsel önemli sunum mümkünse yayın buldursunlar. Yani şu imajı versinler. Bakın ben böyle bir şey iddia ettim ve bunu önemli ulusal uluslararası bağlamlarda sundum ve yayınlatmaya kabul aldım veya yayınlattım veya makaleler çıkardım diyebilsinler. Ben bunu önemli bir kriter olarak görüyorum. Yani dolayısıyla sizin önceden aldığınız eğitimlere bakıyorlar bir aşama ve o aldığınız eğitimler doğrultusunda yaptığınız çalışmalar, ürettiğiniz makaleler, bildirilere bakıyorlar ve onun neticesinde üretilmiş bir proje varsa anlamlı oluyor. Yani oradaki o sürekliliği herhalde dikkate alıyorlar. Evet hocam ama bakın ben şunu söylüyorum. Ben 2011'deki tezimi 2014 yılında hani Fransızca yayınlatmış bir akademisyendim. 2018'de başvurduğumda 2016 ve 2017'de İki tane Türkçe kitap çıkartmıştım, araştırma. Fakat bunlar benim TÜBİTAK'a başvurduğum alanla alakalı değildi. Bunlar benim sinema tarihçiliğimi meşru kılan araştırmalardı. Ben TÜBİTAK için sıfırdan bir proje, sinema tarih yazma projesi ve bunun işte Fransa'daki ve Türkiye'deki karşılaştırması üzerine bir şey yapılandırdım. Ama bunun içinde dediğim gibi yani hani kendi kitaplarımdan veya doktor tezimden apayrı olarak bunun doktora sonrası adı üzerinde post doktora olarak bir şeyler yapmıştım. Bunu söylemeye getirdim. Yani tabii ki sizin itibarlı bir CV'niz olsun zaten bu yayınlarınızdan gözükür. Bunda bir şüphe yok ama TÜBİTAK'la yapmak istediğinizle alakalı da bir şeyler sağda solda sunmuş, sağda solda yazmış, yayınlamış olun ki hani bunu yapabileceğinize inansınlar. Çünkü hani bizde fizibilite olarak söylenen, doğrusu fezibilite olan bir kavram var. Yapılabilirlik. Hani bence şuna da bakıyorlar. Bu akademisyen bahsettiği projeyi gerçekleştirebilir mi? Somutlaştırabilir mi? Bu da bence bir önemli ölçüktür değerlendirmede. Evet. Yani o noktalarda bizlerin de çok hassas olması gerekiyor. İşte oradaki bağlantıları ilk önce bizim de belki kendi kendimizi ikna etmemiz lazım. Yani bu projeyi biz gerçekten yapabiliriz. İşte önceki çalışmalarımız bir evet, anlamda referans oluyor. Evet hocam, bir de hani bence birincil kaynaklar kullanımı, gelişkin bir yöntem bilim yani metodoloji kullanımı, farklı bir epistemolojik yani bilgi kuramsal bakış açıları da önemli. Yani hani TÜBİTAK'a bir proje hazırlarken bu alanlarda yani projenizi bu üç temelde çok iyi yapılandırmış olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani tekrar diyorum, epistemoloji, metodoloji ve teori alanında da metinde hazırladığınız başvuru metninde bir eksiklik kalmasın, bir falso olmasın diye de not düşüyorum. Çünkü bunlar bence olduğu takdirde, yayınlarınız da olduğu takdirde karşı tarafı yapabileceği tek şey siz bir yıllık burs istiyorsanız belki 6 aya indirmek olur. Böyle düşünüyorum. Ki benim başıma bu gelmişti. Ha, yani öyle küçük bir vizeler yani, söz konusu olabilir. Çünkü biliyorsunuz farklılıklar var. Evet. Değerlendirme ölçütleri var bir takım. Mesela bana gelen ölçütte ben 4'te 4'tüm. 5. de demişler ki ya bu projenin bir kısmı Fransa'da yapılacak, bir kısmı Türkiye'de yapılacak. O yüzden 6 ayı Fransa'da yapılsın, kalanı Türkiye'de yapılsın diye böyle bir gözden geçirme istediler. Ben de geçirdikten sonra hemen baharda olmadı ama yazda hemen bana verildi yani. Öyle söyleyeyim. İlk başvurunuzu aldınız değil mi hocam? Evet, evet. Yani ilk kez başvurduğunuz evet, zaman aldınız. Söylediğim gibi hani... Bazen reddediliyor, ikinci kez daha sonra başvuru yapılıyor. Revizeler sonrası. Hiç reddi olmadım. Bana sadece şey denmiş yani hani sonuçta hakem raporu geliyor biliyorsunuz, okuyorsunuz. 5 kriterin 4'ünde övülmüşüm. Tenkit edildiğim tek kısımda hani benim istediğim 12 aylık bursun 6 ayla indirilmesi. Bunu da yapmak, gözden geçirmek çok kolay hocam. 12 ve 6 yazıyorsunuz yani bu kadar basit. Hocam şeyi nasıl ayarladınız? Şimdi Türkiye'ye olan katkısı ne olacak? Yani bunun Türk bilim alanına katkısı ne olacak diye. Çünkü hani sinema sosyal bilimler içerisinde daha spesifik bir alan. Evet. Ama şu anda tabii ki çağın da küreselleşmeyle birlikte sinema endüstrisinin de gelişimine aslında tanık oluyoruz. Yani biraz o tarafları mı vurgulamak gerekiyor? Yoksa
Yani kendi içinde bir araştırma yapacak olmak bir desteklenme nedeni değil. Çünkü sizin projenizin Türkiye'de bir katma değer üretmesi gerekiyor. Yani bilim alanına. O noktaları nasıl tanımladın? Hocam bende şu var, hani yani sinema eleştirimimiz ve sinema tarihçiliğimiz yurt dışında pek tanınmıyor, bilinmiyor. Bir kere böyle bir araştırma yaparken, yani yabancı dillerde de farklı bir ülkede yapıyorsun, yabancı dillerde de bilimsel sunum veya bilimsel yaptığını düşünürsek, yayın yapacağını veya yaptığını düşünürsek bunu tanıyacaklar, bu sizin bir propagandanız olacak. İkincisi şöyle bir şey var, yani şimdi tarih bir söylem ve bu söylem hani böyle homojen değil, tarih dediğim sinema tarihçisi olsun olmasın hiç fark etmez, bir muhitim insanı, üzerinde tesirler var. Bunları biz analiz etmezsek, yani Türkiye'de sinema tarihinin nasıl çıktığını, nasıl yazıldığını, nasıl bir söylem ürettiğini de bilemeyiz. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara da hani şey, örnek olamayız. Yani hani bence dünyadaki bu hani Fransızca tabiriyle sinematografi, İngilizce tabiriyle film studies, sinema çalışmaları çok önemli bir disiplin. İşte Avrupa'sı buna çok önem veriyor, Uzak Doğu'su çok önem veriyor, Amerika'sı çok önem veriyor. İnsani bilimler alanında çok önemli araştırmalar yapılıyor. Yani filozoflar bile bunlar üzerine yazıyorlar. Biraz bunlardan bahsetmek ve bunun hani yaptığımız çalışma üzerinden Türkiye'nin, Türk sineması üzerinden, Türk sineması tarihi üzerinden nasıl tanınacağına dair bir şeyler de yazmak gerekiyor. Çünkü karşı tarafın bizi gördüğünden çok bizim onları kendimiz nasıl anlattığımız bir süre sonra önem kazanacak. Bunun analizinin yapılması gerekiyor. Bu bilinç takip etmek gerekiyor. Beşeri bilimler ve bence evet. İşte bu noktaların biraz ön planı. Evet. Çünkü çok zor bir alan. Sosyal bilimlerden destek almak. Yani bunun katma değer üretecek bir projeye dönüştürülmesi meselesi de sıkıntı yaşıyoruz. Daha çok böyle kültürel boyutlarda evet, çalıştığımız için bunun işte medyatik tarafı, işte tanınmaya katkısı, işte bir propaganda malzemesine belki dönüşebilir mi? Türkiye'nin yurt dışındaki algısını ve imajını yenileyebilir mi veya geliştirebilir mi? Gibi şeyler aslında belki bunun üzerinden. Şimdi hocam bence TÜBİTAK'ın hani bu alanda da dikkat ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben öyle bir hani alımlamayla karşılaştım. Diğer bilim alanları ne kadar önemliyse ellerinden geldiği ölçüde beşeri bilimleri ve içtimai bilimleri, yani toplumsal ve insani bilimleri desteklemeye çalışıyorlar. Ha, sayılar daha düşük olur bilemem. Mesela ben projemi yapılandırırken kendisi de akademisyen olan ve benim gibi yurt dışı çıkışlı olan bir eşim dedi ki, sen dedi projeyi çok güzel yazmışsın ama ben de projenin onaylanacağını düşünmüyorum dedi. Yani hani sinema tarihine vermeyebilirler bu projeyi dedi. Fakat işte raporlar gelince böyle olmadığı anlaşıldı. Yani bizi dinleyenler veya araştırma yapmak isteyenler TÜBİTAK konusunda hiçbir ön yargıya kapılmasınlar. Bilimsel sağlam bir sunum sunsunlar yazılı olarak tabii ki ve beklemeye başlasınlar. Ama bizim mesela kulağımıza şunlar da geldi. Yani sadece bizim alanda sosyal bilimler, mesela ben sağlık bilimleri alanında 3-4 kez reddalan, hem de böyle çok ağır şekilde reddalan meslektaşlarımız olduğunu gördüm birebir ve işittim de yani. Yani başvurular da gördüm. Yani burada tabii ki şu olabilir, hani bütün değerlendirme ölçütleri objektif bilimsel kıstaslara göre yapılsın. Ben kendi alanım için onun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bundan da şaşırmadım. Tabii ki doğru panele de gitmesi önemli. Doğru panele gitmesi, doğru kişilerin önüne gelmesi de çok önemli. Bazen mesela interdisipliner bir konu yazılabiliyor, farklı disiplinlerden bilgilerin de gerekli olduğu bir proje yazdığınız zaman işte interdisipliner bir panel var mesela, oraya gönderiyorsunuz. Orası mesela sizin diğer bilim dallarından alacağınız destekleri ciddi anlamda sorguluyor. Ben daha önce film pedagojisiyle ilgili bir başvurum olmuştu. İşte benim şeyimi sorguladılar. Yani eğitim fakültesi çıkışlı değilsiniz siz. Eğitim fakültesiyle ya eğitim tarafıyla bu işi nasıl kotaracağınıza dair bize güçlü bir delil sunamıyorsunuz. Dedikleri noktada işte bir şey diyemiyorsunuz yani. Mesela öyle bir şey vardı, böyle çıkmazım vardı. Onunla ilgili mesela bir son başvuruda öyle bir eleştiri almıştım. Bunun gibi durumlar söz konusu. Veya işte sosyal bilimler haline belki göndermek gerekiyor. Biraz daha böyle geniş düşünebilen, bu tarz noktalara biraz daha böyle takılmayacağını düşündüğümüz insanlar belki daha farklı yorumlayabilir. Değerli hocam, ben dosyamı açıkça yazmıştım. Tarih yazımı ve sinema tarih yazımı alanları demiştim. Hani benimki de disiplinler arası bir çalışma olabilir. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz. Hemen hemen aynı alanda araştırmalar yapıp üretiyoruz.
Türkiye'de sinema tarihçiliği amatör olarak başlıyor. Dünyada da böyle. Ama işte yani üniversitelere bir bölüm olarak, bir alan olarak ve disiplin olarak girmesi işte 60'ların sonu 70'ler. O Batı kendi profesyonel sinema tarihçilerini doktoralarla yetiştirerek çok önemli yayınlar yaptı. Biz bu alanda biraz geri kaldık. Hani ben mesela bunlardan da bahsettiğimi hatırlıyorum. Yani sonuçta bizde sinema tarihini kim yapacak? Hala gazeteciler mi yapacak? O zaman bu kadar iletişim fakültelerine, bu kadar sinema, televizyon bölümlerine, güzel sanatlar fakültesi içinde ne var? Tabii ki biz yapacağız bu araştırmaları. Sinema estetiğinde, sinema tarihinde, sinema kuramlarında, sinema eleştirisinde, sinema tekniğinde. Bunlardan bahsetmek lazım. Ben böyle de bir... İşte biraz panorama çizmek gerekiyor. Yani jürinin algılamasını sağlayacak geniş bir panorama çizmek gerekiyor. Biz çalışmamız o panorama içerisinde, o vizyon içerisinde nereye oturuyor, onu görebilmelerini sağlamak gerekiyor aslında. Onlar zihinlerinde canlandırdığı zaman evet diyor. Yani bu bir eksiklik, biz bu noktada bir destek sağlayalım diyebiliyorlar yani. Evet, bakın Türkiye'nin eksik kaldığı bir alana siz bir katkı sunarsanız o bir katma değer olur hocam. İster müzikoloji çalışın, ister mimarlık çalışın, ister atom mühendisliği çalışın. Yani sonuçta yani TÜBİTAK 1960'ların başından beri olan bir kurum. Öyle ya da böyle hem toplumsal bilimleri hem beşeri bilimleri de destekliyor. Bence burada biraz kendimizden iyi anlatmalıyız ve karşı tarafı ikna etmeliyiz. Bunun içinde bir hani yazılı olduğu için retorik demeyeceğim. Retorik konuşmayla yapıyoruz. Poetikaya ihtiyacımız var. Sağlam bir sebep sonuç ilişkisi, dediğim gibi bilimsel olarak teorisi, metodolojisi, epistemolojisi çok sağlam bir metin. Kaynaklar ve tabii ki hani şimdi ona geliriz. Sizi ağırlayacak olan bir kurumun uluslararası reputasyonu, yani şanlı, şöhreti, tanınmışlığı, iki sizi davet eden hocanın alandaki yetkinliği. Bunlar da çok önemli bence. Yani zaten evet, yani projenize uyumlu olacak bir kişi ve size gerçekten orada danışmanlık yapabilecek mi? Bunları da buralar tabii. Yani böyle işte çok işte iletişim alanından bir hoca, işte doğrultudan sinema çalışmıyorsa sizin konunuzla alakalı olduğu için işte hani size nasıl bir katkı sunacak? Onun çalışmaları da sizin araştırmanızı destekler nitelikte olabilir mi? Tecrübesi danışmanlık yapmaya yeter mi? Belki o noktalarda da tatmin olmak istiyorlar. Hocam yani. Çok haklısın. Hani, mesela ben şimdi çok doğru söyledin. Yani zaten gideceğiniz, yani size onay veren kişiyi tanıtırken yayınlarını, çalıştığı kurumu, işte alandaki önemini, katkılarını bahsediyorsunuz, açıklıyorsunuz dosyada. Mesela ben önce işte Fransa'da Paris'e gitmek istemiyordum. Daha küçük bir şehir olan, batıda bir şehir olan Cannes'a gitmek istiyordum. Güneydeki Cannes değil, Cannes diye telaffuz ediliyor. Niye? Çünkü oradaki normal bir üniversitesinde doğrudan Georges Sadoul çalışan bir Fransız kadın akademisyen vardı, tarihçi. Ama o bana dedi ki, bakın ben buraya yeni geldim, yeni atandım. Şu an çok farklı işlerle uğraşıyorum. Kusura bakmayın, ben bunu bu sene yapamam dedi sizinle. Anlatabildim mi? Yani mesela ben doğrudan Georges Sadoul çalıştığı için o kişiyle temasa geçtim. Ben de özeni bildiğim için o beni kaynaklarda doğa doğru yönlendirebilir diye düşünmüştüm. Ama o hanımefendiyle olmayınca, onun içinde bulunduğu idari koşullar sebebiyle, yeni atanması sebebiyle, çünkü profesör olarak oraya yeni geçmişti. Ben de tabii ki hani iyi tanıdığım bir çevre olan Paris'ten birileriyle temasa geçtim. Ki onlar da çok doğrudan Georges Sadoul çalışmayan ama sinema tarihi alanında çok önemli eserlere imza atan hocalardı. O şekilde kabul aldım. Yani karşı sizi davet eden kurumun ve akademisyenin tanınmışlığı, işte inandırıcılığı da çok önemli diye düşünüyorum hocam. Bunu da altını çiziyorum. Evet ya. Aynen hocam. Dolayısıyla aslında bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Sizin işte background'unuz, aldığınız eğitimlerle çalışmalarınız bir hazırlık aşamasında çok önemli. Belki orada o projeniz geliştirmeniz noktasında size referans olacak kişiler de belki bu anlamda önemli. Daha sonra işte projenin yazılması aşaması, işte orada üreteceğiniz katma değer ve projenizin orada işlerliği noktasında size danışmanlık yapacak kişinin de bu sürece uyumu. Aslında bu süreci total olaraktan bir bütün şeklinde görmek gerekiyor. Yani işte bazı noktalardaki hani aksaklıklar, yetersizlikler ya da uyumsuzlukları belki önceden tespit etmek çok önemli. Ama bir tarafıyla da şöyle bir şey var. Çalışmanızı işte TÜBİTAK'a yüklemeden önce belki bu alanda deneyim sahibi olan hocalara, kişilere de belki öncesinde göndermek veya işte onlarla paylaşmak, onlardan bir ön görüş almak, belki projenin olgunlaşması
veya sunumu öncesinde oldukça büyük katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Olabilir hocam. Mesela bakın ben o yöntemi izlemedim ama şimdi ben işte gittikten sonraki, o zaman ben çok daha küçük bir üniversite olan Tunceli'de Muzur Üniversitesi'nde çalışıyordum. Ben orada gittikten sonra oradaki meslektaşlarım da hani gitmek için başvurdular ve ben onların hani bana gönderdiği 2-3 dosyaya tırnak içinde kendi alanım olmasa da bile genel bir şey, yorum, fikir sundum. Hatta yani hani işte döndükten sonra da bazı yükümlülüklerini zorluyor, araştırma raporu sunmanız falan lazım. Bu konuda bile benden bir yalan oldu yani işte geçen sene giden hocalardan bazıları. Mesela ben hani o kadar kötümser değilim. Benden önce giden bir arkadaşım vardı İstanbul'da çalışırken Vakıf Üniversitesi'nde. O da hocam yani şeydeki Avusturya'daki ya da Viyana'daki Türkiye çıkışlı göçmen yönetmenler üzerine bir proje yapmıştı. Ve hemen projesi kabul edilmişti. Yani bence orijinal, özgün bir çalışma olması önemli, bilimsel olarak iyi yapılandırılması önemli, sizi davet eden kurumun itibarı önemli. Bütün sizin çalışmalarınızda, daha önce çalışmanızda bir referans. Sonuçta yani kaynaklarımız kıt ve bunları doğru harcamalıyız. Doğru yatırımlara, bilimsel yatırımlara, araştırmalara yöneltmeliyiz. Bu şekilde bir ikna sürecidir bu ve bunu ancak kanıtlayarak sunabiliriz. Ben şeyi bile hatırlıyorum yani hani beni davet eden akademisyenin üniversitesinin işte dünyada üniversitelerin sıralamaları var bilirsiniz yani. World University Ranking geçiyor. Oradan sıralamasını bile bulup hatta kendi gideceğim alanda bak aslında ne kadar yüksek sıralardaymış diye ispatlayıp işte reputation yani tanınmışlığı, şanlı şöhretini de böyle onları bile yap- evet yani çok prestijli bir üniversiteden kabul aldım. Evet, çok prestijli bir üniversiteden kabul olmanın bile ağırlığını belki orada jüriye hissettirmeniz büyük bir fayda sağlıyor. Ama ben mesela siz hocam Fransa'ya gitmenizde de şu etki oldu diye düşünüyorum. Yani Fransız lisesi mezun olmanız de belki çok büyük bir etken burada. Çünkü hani Fransızca'ya hakimiyet oldukça önemli. Çünkü orada kaynakçı, birinci kaynakları orada belki tanıyacaksınız, araştıracaksınız. Hani bu noktada da Fransızca yetkinliğinizi orada ispatlamış oldunuz yani o anlamda. Şimdi hocam ben... Yani yüksek lisans eğitiminizi orada yapmış olmanız da büyük bir katkı sunuyor. Ben lisemi bitirdikten sonra ben lisans eğitimi Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Yani ben yüksek lisansa gitmeyi kafayı koydum da lisansımın son senesiydi. Yani ben o zaman da burs alıp gitmiştim ama bu sefer Fransız hükümetinin bursunu almıştım. Hani bunlar belki karşı tarafı TÜBİTAK'a etkilemiş olabilir ama unutmayın ki TÜBİTAK'a başvuru için istenen bir asgari dil puanı var. Bence o dil puanlı sınavdan, resmi sınavlardan alırsanız zaten bir sorun olmaz. Bir de şöyle bir şey olabilir belki, hani gideceğiniz kurum çok tanınmasa da hocam, yanına sizi davet eden akademisyen araştırma yapacağız alanın çok önemli araştırmacılarından, hocalarından biri olur. İşte o zaman da o kişiyi o şekilde hani parlatabilmek, tanıtabilmek gerekir diye düşünüyorum çünkü. Her iyi hoca dünyanın üniversitelerinde değil, bazı iyi hocalar da daha arka planda kalan ama çalışmalarıyla çok öne çıkan üniversitelerde. Aynen hocam. Hocam oraya gittikten sonra işte bursunuzu aldınız, TÜBİTAK destekledi size, işte hak kazandınız, sonra gittiniz. Bu çalışmanız esnasında nasıl zamanı ve işte şartları verimli kullanabildiniz mi? Bir sıkıntı, bir problem yaşadınız mı? Yani onunla ilgili mesela işte sorun yaşadığınız zaman hani TÜBİTAK'la görüşmeler söz konusu olabiliyor. Çünkü TÜBİTAK başvuru esnasında bir risk planından da bahsediyor. Eğer işte şartlar orada olumlu uygun gitmezse sizin bir B planınızın da olmasını istiyor. Bu B planında TÜBİTAK'a ikna eder nitelikte olması gerekiyor ki size işte bir sorun yaşadığınız zaman ikinci bir yoldan ilerleme imkanı sunsun. Herhangi bir aksaklık yaşadınız mı bununla ilgili? Deneyimleriniz nelerdi? Şimdi hocam zaten hani bu sizin anlattığınız özellik yeni gelmiş galiba. Çünkü ben 2018'de böyle bir şey hatırlamıyorum. Şöyle, 2019'da aldım o bursu, 2018'de aldım. Zaten bir sene içinde kullanmak için. Yani gideceğiniz zamanı siz seçiyorsunuz. Ben birinci dönemi geçirdim, derslerimi verdim. İkinci döneme üniversitemden görevlendirmeli olarak gittim. Fransa'ya adım atmaz işte adım atar atmaz hemen TÜBİTAK'ı bildiriyorsunuz. Yanınızda gittiğiniz hocadan hemen bir belge alıp onun PDF'sini sunuyorsunuz. Sonra araştırmalara başlıyorsunuz. Benim şöyle bir acelem oldu. Benim hemen bir ay sonra bir seminerim vardı. Yani konu Fransızların da çok ilgisini çektiği için çünkü
onların dünyaca ünlü, yani hani şu an belki 2020'deyiz. İsmi biraz sadece Bolan uzmanları tarafından biliniyor ama 1950'leri, 60'ları düşünürseniz, 67'de vefat edene kadar Rossadol, yani eserleri işte Japonca'ya kadar çevrilmiş biri yani. Sanat ve endüstri olarak sinema tarihi yaklaşımı getirmiş. Bu yüzden benim ilk şeyim şuydu, hani semineri vermek. Zaten oturdum, çalışmalarıma başladım. TÜBİTAK da bunu takip ediyordu. Semineri verirken de zaten siz oraya, yani şimdi görselle paylaşırım birazdan, TÜBİTAK'ın yazısı çıkıyor, Munzur Üniversitesi'nin yazısı çıkıyor. Bundan iyi bir reklam yok yani, siz orada seminerde biliyorsunuz bir Osmanlılaşmış akademisyen grubuna veriyorsunuz ve onların davet ettiği doktor öğrencilerine veriyorsunuz. Bu yüzden bunları TÜBİTAK gördükçe TÜBİTAK'ın hiçbir sorunu yok. Yani işte siz oraya gittiğinizde gider gitmez bir para yatıyor, bakıyor ki siz araştırmaya devam ediyorsunuz, sonra bursun kalanını hemen yatırıyorlar. Ha, ben hatta şöyle bir şey yaptım. Bir taraftan araştırmaları maaşlı devam ederken bir taraftan da semineri hazırladım. İşte semineri bitirip bitirmez dedim ki ben eşimi ve oğlumu da getireceğim. Çünkü TÜBİTAK buna hak veriyor. İşte bir 15 gün, 10 günlük Türkiye'ye döndüm. Eşimle oğlumu aldım. Tekrar geldim, araştırmalarıma devam ettim. Yani TÜBİTAK o konuda sadece sizden şunu bekliyor. Biz seni yurt dışına gönderdik. İşte arşivlere git, araştırmanı yap. Seminerini ver varsa mesela, bu çok önemli bir gösterge. Çünkü ilk aşamada seminerle başlarsınız bu işe. Daha sonra efendime söyleyeyim bir konferans olabilir veya bir yayın çıkarmak için makale olabilir. Bu adımlar ilerlediği takdirde zaten bir gidiş aşamanızda bir o bursun ortasında bir de sonda döndükten sonra bütün bunları raporluyorsunuz ayrıntılı olarak. TÜBİTAK'ı bilgilendireceksiniz. Ben en ufak bir sorun yaşamadım. Evet, orada kaldığınız süre boyunca nasıl, hani Evet, verimli tabii oldu değil mi ki. hocam? Şimdi hani beklediğiniz gibi oldu. Burada Evet, gelirseniz çünkü Paris'te, var mı böyle ilginçlikler, sürprizler? evet Paris'te olmamın sebebi işte orada bir Fransız Sinemateki dediğimiz sinema müzesi var. Sinema müzesinde sinema araştırmacılarına hitap edilen. Orada Georges Sadol'un fonu vardı. Yani evraklarını orada saklıyorlar. Ben kaldığım süre boyunca her hafta bir gün, çünkü haftada bir gün girebiliyorsunuz orada. O kadar dünya çapında araştırmacı var ki arşivlerde çalıştım. Hiçbir sorunum olmadı. Şöyle şansım da oldu. Mesela Türkiye'de hiç bilinmeyen bir yayın buldum hocam. Bizde sinema tarihçiliğini genelde işte Nurullah Tilge'nin 1930'ların sonunda yazdığı bir makaleyle başlatırlar. İzin verirsen onun bir ekran görüntüsünü paylaşmak isterim. Tabii Çünkü ki onu hocam. Tabii yayınladım. ki. Hani ortak yayın yaptım. Şöyle göstereceğim. Pardon, nereden giriyor? Pardon, şimdi gösterden giriyorum. Özür dilerim. Chrome sekmesi. Şimdi Tamam, hemen gösterdiniz hocam. açıyorum ben. Evet, paylaşıyorum. Hocam görüyorsunuz sanırım. Bakın burada Türkiye'de sinematograf, Evet. Kazım Nami Duru'nun Türkiye'de sinema tarih yazımına katkısı diye bir makale var. İşte bu makale bu sene 2020'de çıktı. Evet Bu hocam. projenizin çıktılarından biri mi hocam? Yani bundan başka çıktılar var mı, yoksa bu Şimdi mu? hocam işte bahsettiğim, Yani böyle bir şeyde mi bulunmuşsunuz tarihte? böyle bir tarihte bulunmadım. Bu ne oldu biliyor musun hocam? İkramiyesi oldu, bonus oldu. Bakın şimdi göreceksiniz. Çünkü şu gördüğünüz makale sorun işte. Şey soruyor ya, projeniz ne olacak işte Bakın bu? Sinematograf en Türkiye. Türkiye'de Sinematograf diye bir makale buldum. Bu 1932 yılında Fransızca yayınlanmış. Roma'da çıkan bir dergide. Entersine dergisinde. Ben bunun tarih yazımsal çözümlemesini yaptım ve yayınladım. Onun dışında başka tabii ki çıktılarım oldu. Şimdi biraz onlardan da bahsederim. Ama bu tırnak içinde ilk yazılı yayın. Şöyle diyeyim. Şuraya geleyim tekrar. O diğer mesela semineri göstermek. Ama bu işte hani çok önemli bir çalışmaydı. Çünkü Kazım Nami Duru bilinen bir isimdi. Jön Türklerin, İttihat ve Terakki'nin çok önde gelen bir figürü. Fakat meğerse sinema tarihi alanında da eser vermiş. Ve 1932'ye gidiyoruz yani. O bizim proto sinema tarihçilerimizden. Ben işte bunu tarih yazımsal bağlamda çözümledim, analiz ettim. Ve Selanik merkezli bir bakış açısı var. Yani kendisinden sonra gelen Nurullah Tilgen, işte efendime söyleyeyim Rakım Çalapala ve Nijat Özön gibi diğer proto sinema tarihçilerden farklılaşan bir söylem var. İstanbul merkezli bir bakış açısı yok.
Bu kişi yani 1870'lerin ortasında doğmuş, bir Harbiye'de eğitim görmüş. İşte Selanik'e gittiğinde ancak sinema gösterilerine girebilmiş. Çünkü İstanbul'da yasak olduğuna izin verilmiyor. Bak, bir sansür anlayışı var. Ve imparatorluğun böyle bir buçuk sayfada çok güzel bir sinema tarihçesini vermiş. Ve bunu 1932'de veriyor. Yani Cumhuriyetimizin 10. yılında veriyor. Bu önemliydi hocam. Yani bu promosyon oldu, hani ne diyeyim ben, işte bir ek oldu. Şöyle bir krom sekmesi gösterirsem, evet, şuradan göstereyim. İşte burada hocam görüyorsunuz şimdi Enstitü d'Histoire du Temps Présent var. Burada Fransa'daki Ulusal Centre National de Recherche Scientifique, yani bilimsel, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin düzenlediği bir seminerdi. Ve bakın ben şurada şeyde gözükmem lazım. Pardon, bu önceki oldu mu diye bakıyorum. Bir saniye, yanlış olmasın. Bu bir sonrakine gitmiş. Özür dilerim, şunu açıyorum. Hemen göreceksiniz. Evet. Bakın burada yok, bu da öncekine gitti. Bu niye böyle olmuş? Tamam, şimdi oldu. Çok özür diliyorum hepinizden. Evet. 18-19. Evet, 21 Mart 2019. Evet, gördüm hocam. Evet. İşte böyle bu yayınlar böyle başlıyor. Yani nasıl diyeyim size, böyle bir seminerle başladı. Bunlar tabii çok önemli oluyor. Çünkü yani hem sözlü yayın hem basılı yayın yapabiliyorsunuz. Ve ben şöyle söyleyeyim hocam size şimdi. Bu işte buradaki Tunç Yıldırım, Muzur, Tübitak'ı görüyorsunuz. Ve ben burada sunduğum semineri, yani 21 Mart 2019'da sunduğum semineri, geri geliyorum şimdi. 2020'nin başında çok önemli bir sinema araştırma dergisine gönderdim ve kabul edildi. Ya bakın, Ekim ayında kabul aldım. Herhalde Aralık'taki ikinci sayısında çıkacak. Yani Artan Humanity Citation Index'teki bir dergide de oradaki yaptığım araştırmayı yayınlayabileceğim. Bu hem TÜBİTAK için çok önemli, hem Türkiye sinema araştırmaları için önemli, hem de benim için çok önemli. Çünkü hem Fransa'da, hem Kanada'da, hem Türkiye'de üst seviyede yayınlar yapabildiğimi gösteriyor. Hocam, bu başvuru proje dosyamızda, yani kültürel yaptığımız dosyamızda, yaptığımız başvuruda bu seminer bilgisini de vermiştiniz değil mi? Hayır hocam. Bir seminer katılacağınız bilgisini. Şöyle hatırlıyorum. İşte beni oraya davet eden Fransız akademisyen bunu bana hemen söylememişti. Bana burs çıkınca dedi ki hemen seni seminere yazacağım dedi. Lütfen dedi. Çünkü o çok önemli bir seminer ve burs çıkmadan öyle bir isim veremezler. Onu anlıyorum yani. Hani benim seminere davet... Anladım. Yoksa benim hani şey, TÜBİTAK açısından hani sizi kabul etmeleri, sizi desteklemeleri noktasında bir şey mi oldu? Bir yok, olmadı. Destek meselesi yani. İşte orada seminer... Ben TÜBİTAK'tan bursu aldığımı belgelendirince Fransa'daki meslektaşım, o dedi ki tamam Tunç, madem geliyorsun, onlar da seninle kabul. Ben seni dedi bu konuyla alakalı işte bizim Sorbonne Üniversitesi'nin şeyde Enstitü Nasyonel d'Histoire de l'Art'ta, Ulusal Sanat Tarihi Enstitüsü'nde yıllık çıkardığı sinemanın kültürel tarihi semineri var. Uluslararası, Fransa içi ve dışı akademisyenler de seçiliyor buna. Beni orada, ben ikinci dönem gideceğim için 21 Mart 2019'a koydu. Ama bu bursu aldıktan sonra oldu. Alamazsam ben orada hani nasıl gidecektim falan filan, o zor oldu yani. Evet, evet. Hocam çok zorlu olduğunu düşündüğüm bir burs kalemi, postdoktora, yani doktora sonrası bursu. Çünkü ben de birkaç kez başvurmama rağmen bir takım tabii ki eleştirdikleri noktalarda kendilerince haklı idiler. Elde ettiğim, yani beklediğim sonucu elde edemedim. Dolayısıyla orada da şimdi şöyle bir avantaj söz konusu. Başvuruyorsunuz, kabul edilmemesi de aslında size bir noktada geliştiren bir şeye dönüşebiliyor. Yani siz de bir dışarıdan göz olarak yani kendi yetkinliğinizi sorguluyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yani işte beni hiç beklemediğim yerden beni vurdular. İşte bu noktayı hiç ben düşünmemiştim. Hep böyle olumlu taraflarınızı görüyorsunuz ya. İşte olumsuz tarafınızı gören biri size bunu söylediği zaman İşte belki üzülebiliyorsunuz, bozulabiliyorsunuz ama aslında bir gerçeği işaret etmiş oluyor. Belki o noktalarınızı güçlendirip bir sonraki başvuruda belki daha olgunlaşmış bir şekilde başvurunuzu yapmanız da söz konusu olabilir. İşte bütünlüğü belki işte dediğiniz gibi yani burada dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir. İşte hazırlık süreciyle, başvurunun kendisiyle, işte orada yapılacak çalışma noktasında edilecek faydalar veya işte uyum gibi konuların belki işte bir arada düşünülmesi
gerekiyor mu? Şöyle bir durum söz konusu. Evet. Evet hocam, yani sonuçta nitelikli olmak zorundayız. Ama mesela siz diyorsunuz ki işte mesela bizim alanda bence bütün akademisyenlerin hani dillerine pelesenk olması gereken bir tabir var. Kusursuzluk arayanlar için düzeltmenin sonu yoktur. Yani siz de o zaman düzelteceksiniz hocam. Vazgeçmek yok. Çünkü siz mesela biz sizle geçen sene Fransa'da tanıştık. Siz de Fransız hükümetinden burs almıştınız. Hatırlayın. Evet. Başka bir araştırma için. Evet. Demek ki burs olabilir. Ama benim ikinci başvurumda hocam orada da bir önceki başvurum reddedilmişti. Hı-hı. Ve ben birkaç yıldır zaten yazışıyordum yani oradaki akademisyenlerle. İşte kendi açıklarımı biraz kapatmaya çalıştım ve orada onların ilgisini çekebilecek bir formata dönüştürdüm. Yani evet. Onların işte burada sinema eğitiminin tanıtılmasına yine iş biraz belki propagandaya geliyor. Yani iletişim araçlarını, sinemayı etkin bir şekilde nasıl tanıtabiliriz? Buradan belki oraya öğrenci gitmesini sağlayacak koridor oluşturabilmek noktasında onların ilgisini çekmiş görünüyor. Yani dolayısıyla sizin aslında burada Türkiye'nin popülaritesini, Türkiye'nin imajını ön plana çıkarmak, işte küreselleşen dünyada bu araştırmayla mümkün oldu. Ben de diğer taraftan böyle bir aslında başvuru modeliyle aynı desteği almış oldum. Fransız tarafı öyle bakar. Yani unutmayın, Legion d'Honneur nişanı kime verilir? Fransa'dan tercüme yapana verilir. Hani Türkçeden Fransızca'ya tercüme yapana verilmez yani. O yüzden evet. Doğru, evet. Fransız tarafından, Fransız hükümeti tarafından burs alırken o şartı siz iyi karşılamışsınız ama bence bu değerli bir çalışma. Çünkü yani Fransa'da ben sinema eğitimi gördüm. Hem akademik olarak hem profesyonel olarak dünyanın önemli eğitimlerinden, sinema eğitimlerinden biri. Siz o çalışmayı başarıyla yaptınız. İşte yayınınızı da çıkardınız. Tekrar tebrik ediyorum. Yani burada meslektaşlarımız bence geri adım atmasınlar. Ve revizyon dediğimiz gözden geçirmeyi ve gerekirse hani koreksiyon dediğimiz düzeltmeyi de yapacaklar. Ama ben sonuçta şunu söyleyeyim. Ben mesela semineri verdiğimde karşı taraftan çok sağlam bir geri dönüş aldım. Tebrikler aldım ve işte onu biraz daha genişletip, biraz daha gözden geçirip Kanada'ya gönderdim. Oradan da çok güzel okumalar geldi. Demek ki bazı şeyleri uluslararası standartta yapabiliyormuşuz ve buna nitelik katabiliyormuşuz. Yani hem özgür evet. Hem de uluslararası standartta bir niteliğimiz olacak. Alanımızla alakalı. Yani bence TÜBİTAK da buna bakar. Çünkü bu çalışma yurt dışında herhangi bir ülkede, X ülkesinde yapılacak. O ülkedeki, o çalışmanın alanındaki sen gerekli donanıma sahip misin? Buna bakarlar yani. Evet, evet hocam. Yani siz baştan kurguyu düzgün yaptığınız için bir sonraki aşamada ya da aşamalarda işte bu başvurularınız, işte daha farklı aldığınız destekler de çok beklendiği gibi gitmiş. Yani işte kendimizi böyle biraz dışarıdan değerlendirmek, eksiklerimiz neler olabilir şeklinde belki düşünmek öncesinde çok daha anlamlı olacak. Bir de tabii ki işte yapılan projeleri belki takip etmek gerekiyor. İşte neler yapılmış, ne tip başvurular yapılmış. Bu konuda belki önceden fikir alışverişinde bulunmak da önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz biraz işte makale yazarken işte sanki hani o makaleyi kendimiz yazıyormuşuz gibi. Daha önce hiç bu konularda çalışma yapılmamış gibi düşünüyoruz. İşte bir projeye başvuracağımız zaman sadece biz başvuruyoruz. Daha önce hiç düşünülmemiş, tasarlanmamış gibi değerlendiriyoruz. O konuda işte belki akademik etkileşimimizi arttırıp bu konulara kafa yoran, bu konularda işte destekler almaya çalışmış, almış kişilerle de belki fikir alışverişinde bulunmak, deneyim alışverişinde bulunmak öncesindeki hazırlığı daha olgun ve daha sağlıklı yürütebilmek açısından önemli diye düşünüyorum. Evet, yani sizin söylediğinizden. İşte hani çalışmaları iyi takip etmek lazım. O alanda eser vermiş olmak lazım. Ama araştırma yapacağımız alanda da işte doğru şeyler çıkarabileceğimizin kanıtları olur bunlar. Hani tasdik etmemiz gerekiyor bence. Ama ben evet, literatüre hakimiyet biraz böyle bir şeydi. Evet. Sonuçta siz de ben de bizi dinleyenler de üniversite hocası, akademisyeniz ve dünyada bu meslek iki özelliği var. Bir araştırma yani. Yani biliyorsunuz Avrupa Birliği ki bizim üniversitelerimizde Bologna sürecinin Avrupa Birliği'ne tabi üniversitelerde araştırmayı çok öne çıkar. Biz de Türkiye'deki üniversitenin hocaları olarak, klinisyenler olarak, akademik personel araştırma yapmayı şey bilmeliyiz. Yani bu bizim şiarımız olmalı. Yani işte idari görevlerimizden çok, verdiğimiz derslerden çok, akademik ünvanımızdan çok araştırmalarımızla tanınmalıyız. Zaten başka türlü tanınma şansımız yok, ben öyle düşünüyorum. Evet hocam.
Çok doğru söylüyorsunuz. Çok değerli düşünceleriniz için. Bizler çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam yavaş yavaş kapanışa isterseniz önemli ve tavsiyeleriniz var mıdır? Bu uğurda mücadele eden akademisyen ya da öğrenci arkadaşlarımız var mı? Onlara neler son tavsiye etmek istersiniz? Şimdi ben TÜBİTAK'ı çok hani bence öyle bir yani TÜBİTAK yaptığı işin çok doğru ve ülkemiz için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela işte şimdi değil mi COVID-19 pandemisi gibi bela var dünyanın başında. Bakarsanız belki TÜBİTAK'ın desteklediği bu alan çalışan akademisyenlerden biri yaramıza melhem olacak. Yani bu yüzden yani hani biz akademisyenler olarak işte vazgeçmeyeceğiz ve alanımızda bir uluslararası tanınmışlık peşinde koşmak zorundayız. Bir başka deyişle daha basitleştirirsek Edirne'nin öte tarafına geçmek zorundayız. Hocam biz öğretmen değiliz. Yani sadece öğretmek tarafında değiliz. Şimdi aynı zamanda araştırmak tarafındayız ki üniversitelerde böyledir. Yani biz öğrenciye ezber bilgi vermeyiz. Araştırdığımız bilimsel temelde yaptığımız araştırma sonuçlarını gösteririz. Böyle olması lazım. Kimse vazgeçmeyecek. Bir şekilde o dosyayı mükemmelleştireceğiz ve almak için uğraşacağız. Ama yani şunları da söylüyorum yani. Yani ben mesela işte 2019'da gittim dedim. Bursu 2018'de almıştım ama ben 2016'da bu hiç proje falan yokken yurt dışında yine çok önemli bir çalıştaya da Türkiye'den kabul almıştım. Yani tüm dünyadan yabancı tek ben vardım. Diğer hepsi Fransa'dan. Yine Paris'e gitmiştim ama Fondasyon Jérôme Sédoux Pathé yani Jérôme Sédoux Pathé kurumu, fondasyonu, vakfı bunu yapmıştı. Bu yüzden yani bence artık akademisyen olarak bunları düşünelim. İşte yurt içinde ulusal çapta yani ufak ufak destekler de evet. Ufak ufak alınan daha önceki destekler de yurt dışına gitme deneyimleri de daha sonra yapacağınız projelerde çok büyük referans oluyor aslında. Onlar çok önemli değil mi hocam? Öyle olur hocam. Doğrusu da olur. Çünkü şu var, tamam, bizim alanımızda artık hangi alanda çalışıyorsak ulusal çapta önemli işler yapmalıyız çünkü. Eğitimimiz değil mi? Türkçe olacak. Hiçbir sorun yok. Ama aynı zamanda biz hani artık Almanca mı olur, İngilizce mi olur, Fransızca mı olur, Japonca mı olur, Çince mi olur, Rusça mı olur? O alanda hani böyle başat ülkelerin ülkelerde o başat ülkelerde yapılan çalışmalara yaklaşan onlara dahil olan eserler verelim ki hani bak ben TÜBİTAK'tan bunu talep ederken özgeçmişte bu da var diyebilelim. Zaten bunun şey için söylüyorum yani bu çok sağlam uluslararası sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar veya dergiler için bir şeyler hazırlarken o bahsettiğiniz hani deminki eksikliklerimizi görme şansını elde edeceğiz. Yayınlarda veya sunumlarda, bildirilerde çıktıktan sonra daha mükemmelleşeceğiz. Bu iş böyle yani hani kimse annesinin karnından değil mi? Hani böyle %100 mükemmel araştırmacı olarak yapay öğrenmiş olarak çıkmıyor. Yani bizim alanda böyle yani hani hep kafamızda şu soru var. Ben bir sonra ne yapacağım? Bir sonra ne yapacağım? Bunu hedefliyoruz. Evet. Son söz olarak ben de sevdiğim bir dağcının Everest'e çıkma hikayesiyle ilgili bir anekdotunu dinlediğimde çok etkilenmiştim. Biz dedi Everest'e çıkmak için daha öncesinde belki 50 tane küçük iri ufaklı dağlara tırmanış yaptık diyor. Yani doğrudan bir dağcı olarak herkesin hayalini süsleyen Everest'e doğrudan gidemezsiniz diyor. Yani o nefes eğitimini yapmanız lazım. İşte tutunma eğitimini o dağlarda gerçekleştirmeniz gerekiyor diyor. Yani dolayısıyla işte nefesinizi, bünyenizi, vücudunuzu daha adaptasyon kabiliyeti yüksek hale getirmeniz gerekiyor ki yüksek irtifa, yüksek kondisyon gerektiren zorlu şartlara uyum sağlayabilir hale gelir diyordu. Yani o küçük deneyimler, ufak deneyimler, orta düzeyde deneyimler, daha sonra ileri düzeydeki deneyimleri de aslında mümkün hale getirecek bir potansiyel size katıyor. Doğrudan çıkamıyorsunuz yani. Proje dediğiniz şey evet zor bir şey. Yani aslında yazılması çok basit işte. Aklıma geldi yazıyorum diyorsunuz ama yani onun uygulaması, onun üreteceği katma değer, onun bilimsel kalitesi, değeri baş başına bir konu yani. İşte iş profesörlerin önüne gittiği zaman sizin baktığınız noktadan bakmıyorlar. Onlar da yılların vermiş olduğu deneyimle süreci değerlendirdiğinizde sizin göremediğiniz noktaları bir şekilde görüyorlar yani. TÜBİTAK araştırma takvimini bile önceden yapılandırmamızı istiyor. Yani nasıl öngörebilirsin ki bazı şeylere? Ama bir şekilde yazmak ve yapılandırmak gerekiyor.
Evet, kafa yormak gerekiyor. Doğru hocam. Hocam katılımınız için çok teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz, deneyimleriniz, görüşleriniz bizlere yol gösterecek ümidindeyim. Bu programımızda Düzce Üniversitesi'nden Doçent Doktor Tunç Yıldırım'ı konuk ettik. Kendisinin yurt dışında özellikle digital bağlamında, kapsamında almış olduğu destekler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Biraz olsun aydınlanmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek dileğiyle diyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.